Merhabalar, bugünkü konuğumuz Mehmet Altan, akademisyen, yazar, gazeteci. Hoş geldin T24'e. Şimdi akademisyen diyorum, bir taraftan KYK'lı olduğunu hatırlıyorum. Gazeteci diyorum, epeyce bir süredir gazetecilik yapamıyorsun ve yaklaşık bir yıl önce çıktığın cezaevinde neredeyse iki yıl kaldın değil mi? 21 ay kadar kaldım, evet. Kaldın. Önce kısaca bir ona bakalım mı? Neydi suçlama, nasıl gelişti süreç bu Mehmet Altan davasının özetle? Aslında bir somut hiçbir suçlama yok. Yani delil mahiyetinde ki bir şeyin delil olabilmesi için bir suçun işlendiğini ispat etmesi lazım. Ve bunun ispat edeceği suçun da Türk Ceza Kanunu'nda tanımlanması lazım. Böyle bir ortada suç vesaire yok. Onun için bize subliminal mesajlar vermek gibi bütün dünyanın hayretler içinde gülerek izlediği bir suçlamayla gözaltına aldılar. Sonuç itibariyle de bugün bu davalar bitti. Bu biten davalar, yani benim bir dava dosyam 4 ayrı mahkemeye gitti. Aynı dosya. Türkiye'nin bulunduğu durumu anlatmak için kestirmeden onu söyleyeyim. Bu dosya, şunu diyelim ki bu benim dosyam. Aynı dosya. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu dedi ki bu dosya ile bu şahsı gözaltına bile alamazsınız. Siz burada devlet olarak hak ihlal etmişsiniz. Vatandaşın temel hak ve özgürlüklerini ihlal etmişsiniz. Birincisi benim hukuksal güvencem, yani suç işlemezsem başım belaya girmez. 19. maddeyi ihlal etmişsiniz. Söyledikleri şeyler fikir özgürlüğü, basın özgürlüğü, anayasanın 26 ve 28. maddelerinde güvence altına alınmış. Bu insan Anayasa Mahkemesi'nin 26 ve 28. maddelerinde ortaya çıkan özgürlüklerini kullanmasını da suç saymışsınız diye devletin benle ilgili tasarrufunun tamamen bir anayasa ihlali olduğu kararına vardı. Aynı karar, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun bu kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından da onandı ve bir şekilde bu dosyayla bu insan hiçbir şekilde gözaltına bile alınamaz diye oradan da teyit geldi. Hı hı. Ama iki tane yerel mahkeme var. Birincisi İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi. O Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin gözaltına bile alınamayacak dediği dosyanın tümüne ağırlaştırılmış müebbet verdi. Bir şekilde istinaf mahkemesi var, bölge mahkemesi. O da bunu onayladı. Fakat arada bir değişiklik oldu. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin iki üyesi ve bir üst mahkeme olarak 27. Ağır Ceza'nın iki üyesi Anayasa Mahkemesi kararını dinlemediler. Ve anayasanın 153. maddesi anayasa kararlarının bütün devletin kurumlarını bağlayıcı olduğunu teminat altına almasına rağmen hakim 4 üye suç işlediler, anayasal suçu işlediler. İstinaf, bölge mahkemesi, çünkü niye 27, 26'ya gidiyorsun, Anayasa Mahkemesi kararını dinlemiyorum diyor. Bu ilk defa oldu yeryüzünde. Yani Türkiye'de ilk defa oldu. O zaman bir üst mahkemeye itiraz ediyorsun. Oranın da iki üyesi, onlar da dinlememeye bir şekilde imza attılar, suç işlediler. Ve ben 5,5 ayı daha fazla o nedenle 4 kişi yüzünden içeride kaldım. İstinaf, anayasanın 153. maddesinin emrine uydu, beni bıraktı. Fakat kararı onaylı. Şimdi bu Yargıtay'dı. Yani Yargıtay'da sonuç, nihai kararı beklerken aynı dosya bekliyor. Evet. Bu dosya bugüne kadar 4 yerden geçmiş. Birisi Anayasa Mahkemesi, en yüksek ve hepsine uyması gereken bir mahkeme. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de anayasanın 90. maddesi gereğince bağlayıcı, iç hukukun parçası. Aynı dosyadan ben, hiç gözaltına bile alınamaz denmiş olmasına rağmen hala ağır bir mağduriyet içindeyim. Yurt dışına gidemiyorum. Haftada bir polise gidiyorum. OHAL komisyon diye bir komisyon var. Anayasa Mahkemesi'ni orada dinlemedi. Okuldan atılması uygundur dedi. Anayasa
yıl anayasanın 153. maddesini ve Anayasa Mahkemesi'ni dinlemeyen kurumlar var. O zaman devlet meşruiyeti açısından büyük bir sorun çıkıyor. Benim dosyam bu açıdan ilginç bir dosya ve Yargıtay süreci uzuyor ve bütün o Yargıtay'dan ters bir karar çıksa bile Anayasa Mahkemesi'ne tekrar dosya gidecek, AYİM'e gidecek, zaten ayrı dosya gidecek. Onlar zaten karar vermişler ve ben bir taraftan da yeniden mağduriyet yaşamaya devam ediyorum. Ve en korkucu da mesela OHAL komisyonu davanın sonucunu beklemeden Anayasa Mahkemesi'nin kararını görmezden gelerek suç çok rahatlıkla suç işledi ve beni bir şekilde üniversiteden atılmamın haklı olabileceğine kanaat getirdi. Suç duyurusunda bulundu avukatım. Suç duyurusunda bulunamıyorsun çünkü bir OHAL döneminde çıkan KYK'lar, kanun kuvvetinde kararnamelerden birisi bu tür işlerin peşinde koşanları yargılanamayacağına karar verdi. Onu da Anayasa Mahkemesi'ne götürdük. Evet. Ama nihai olarak söyleyeceğim şey, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en yüksek mahkemesi o dosyanın en son haline bakarak benim gözaltına bile alınamayacağımı söylemiş olmasına rağmen ağır bir mağduriyetin hala sıkıntıları içinde dışarıda hayat geçirmeye devam ediyoruz. Peki şimdi aslında konuşacağımız çok konu var ama bu ilk cevabından sonra şunu da sormadan geçemeyeceğim. Her ne kadar soru başlı başına bir program konusu olsa da çok kısaca da olsa içeride nasıl geçiyordu günler ya da insan içeride bir direnişle hem fiziksel hem ruhsal bir direnişle ayakta durabiliyor. Beni, başkalarından beni, şimdi, senin açından nasıl? Bu burada programın çok büyük kısmını bu hukuksal konuya ayırmamak için özet yaptım. Ama beni gözaltına aldıklarında dosyamda hiçbir şey yok. Ve savcı yani bir skandal benim dosyam. Ben daha çok hukuki tarafından çok içeride yani, nasıl hissettiğimi... Bir şekilde hayır bunu şunun için söylüyorum. Evet. Suçlu olmadığını bildiğin vakit çok rahat ve direncin yüksek bir şekilde duruyorsun. Yani ne kadar bir mağduriyet olduğunu, nasıl bir hukuk dışı eylemin kurbanı olduğunu bildiğim vakit çok rahatlıkla bekliyorsun. Bir gün hukuk, bir gün gelecek, uyanır, gelir, bilmem ne falan diye. Ama hayat gidiyor tabii. Bir de tabii yani bir Türkiye'yi, böyle bir yer Türkiye ya. Böyle bir yer. Yani kurumu yok. Hukukunun yerine siyaset var. Gidiyor, geliyor vesaire. Yani şimdi basın tarihini tekrardan inceleyip haftada bir gün P24'e yazıyorum. Hep aynı şey ya. Mesela Cavit Bey bir günde asıyorlar. İstiklal Mahkemesi diyor ki burada delil melil falan söz konusu olmaz. Biz kanaate göre, vicdanımıza göre karar veririz diyor. Ve akşam asıyorlar. Temizi de yok çünkü İstiklal Mahkemesi. Ben ya 26. Ağır Ceza'nın da çok benzeştiğini gördüm. İstinafın çok benzeştiğini gördüm. Ya delilimiz yok. Ahmet hala içeride. Ben o üniversite 30 yıl hocayken bir gece hapishanede televizyona bakıyordum, atıldığımı duydum. Televizyona mı? Bu hepsi siyasi karar. Hukuk olmayınca bu kadar siyasi kararla çöker o devlet. Peki içerideyken? Yani ne oluyor? Çok içerideyken yürüyorsun. Yani sosyal bir tesis kampı gibi bir değerlendirirsen, işte kahvaltın belli, öğleyin belli, akşam yemeği. Yani gün memurlaştırıyorsun günü. Yazıyorsun, çiziyorsun, notlar alıyorsun. Mesela 3 kitap hazırlığı yaptım. Bir 21. yüzyıl el kitabı. Kendi oradaki günlüklerimi yazdım zaman zaman. İşte o basın tarihinde. Bir günlük çünkü ben 2 bölüm okudum galiba. Evet, hem basın tarihini yazıyorum. Beynirimi çalan kahveler galiba bir şeyler öğrendim. Onları çatışıyorsun yani evet. Bu hayatı daraltarak yaşamın çok yavaş aktığı bir yerde geçmişi süzüyorsun. Beyinsel olarak dünyayı sınırlı gelen enformasyon üstünden izlemeye çalışıyorsun. Hapishane, bu mağduriyetin stresini bir tarafa koyabilirsen dışarıdaki işte bilmem trafikti, telefondu, yetiştiğinde bilmem ne günlük hayatın baskısı yok orada. Zaman farklı bir hale geliyor. Hapishane gibi bir sınırlı yaşamın, tek düze bir yaşamın ağır baskısı var. Ama onu bir çalışma disiplinine koyarsan ve %100 kendinin haklılığına da
güvenirsen o zaman anlayışını farklılaştırıyorsun. Şu yürüyordum bir de tabii. %200 saat avluda yürüyordum. Yürüyüş. Dön baba dönelim. Ve sonuçları gayet iyi. Evet. Teşekkür ediyorum. Şimdi bir de herhalde bir sürü şeyi düşünmek, gözden geçirmek, muhasebe yapmak açısından da ciddi bir imkan veriyordur herhalde. El kitabı da bir anlamda bunun için oluşturduğum. Yani hem yakın geçmişi, hem Türkiye'yi, hem dünyayı, hem 21. yüzyılı çok daha derinlemesine yeniden gözden geçiriyorsun. Yani bir beyinsel analiz ortamına dönüştürüyorsun orayı. Şu değerlendireyi merak ediyorum. Bunu başkaları da mutlaka merak ediyor. Ben Mehmet Altın'ı çağırıyorum deyince farklı tepkiler geldi. Tahmin ederek gülüyorsun. Acaba geçmişini de gözden geçirirken bir bilanço çıkardım, AKP'yi şu ya da bu şekilde şartlı da olsa desteklemiş olmanın bugün kendisini burada bulunca bir değerlendirisini, yorumunu yaptı mı diye. Şimdi böyle bir bütün sorular bu var. Sorular, Türkiye çok siyasi bir yer. Ben bir akademisyenim. Akademisyenlik aynı zamanda da bir ilke, prensipler. Ben hayata o ilkeler, prensipler üstünden baktım ve bakmaya da devam ediyorum. Burada öyle bir siyasi kamplaşma ve o kadar ağır bir siyasileşme var ki, siyaset kriteri, ki o da çok ortada yaşadığımız, günden güne siyasetçinin, egemenin çıkarlarına göre değişiyor. Onun çalkantısı üstünden bir değerlendirmenin sağlıklı olmadığını biliyorum. Avrupa standartlarında bir Türkiye arzuluyorum, arzuladım. AK Parti buna yakın duruyordu. Buna yakın durup o reformları yaptığı sürede destekledim. Bundan uzaklaştığı vakitte eleştirdim. Bu herkes için geçerlidir. Yani burada düşünce adamı, bilim adamı, yazar, çizer bunlar önemli değildir. Siyasetçi önemlidir. O siyasetçinin davranışlarına göre senin ne yaptığın üstünden adam yargılıyorlar. Ya kalkacaksın, benim 40'a yakın kitabım var. Diyecek, bugün böyle, bu yarın böyle mi yazmışım? Yoksa hep Türkiye'nin temel sorunlarının hangi istikamette nasıl uygulama olursa değişeceğine dair bir formülü sürekli mi savunmuşum? Yani bu bugün işte sen dün destekledin, bugün mağdurusun, bunu öngörmedin. Ya ben adam desteklemedim, parti desteklemedim. İlkelerime yatkın ve onun ihtiyacı olan eylemleri yapanı destekledim. Çünkü önemli olan o kriterler ve ilkeler. Bugün de öyle. Sonra peki niye eleştirdin? Bak mesela benim bunları bir hatırlatmak lazım. Teşekkür ediyorum. Bak mesela AKP'nin bir de insanlar çok çabuk şeyi unutuyorlar, zamanı. Yani hep dünmüş gibi konuşuyorlar. Benim mesela Star'da yayınlanmayan son yazım Denktaşlaşmak. Ne zaman yayınlamamışlar? 2012'nin başı mıydı? Evet, 2012 Ocağında. Yani şimdi senin kaç yıl olmuş? Çok kısa bir süre önce. İşte aydınlama neden olan yazı. 12. Kaç yıl olmuş? 2019, 7 yıl önce benim yazım yayınlanmamış. Bunu bir kere bir unutmamak lazım. Yani ne zaman ayrılmışım? Demek ki eleştirisel yaklaşım kendi ilkelerimden uzaklaştığı vakit kim olursa olsun ona yönelik eleştirim bir şekilde buna tahammülsüzlük süreci başladığı için yayınlanmayan son yazım Star gazetesinden ayrılmam 7 yıl önce. Aynı zamanda ne demiş o AKP il başkanı Aziz benim ayrımdan 1 Nisan 2013. Diyor ki liberallerle yolumuzu ayıracağız diyor. Peki bunu unutmamak lazım. Niye ayıracağız? Çünkü bu geçtiğimiz 10 yıl içinde bir tasfiye süreci ve bir tanımlama, özgürlük, hukuk, adalet söylemi etrafında yaptıklarımıza paydaşlar vardı. Onlar da şu ya da bu şekilde her ne kadar bizi hazmedemeseler de diyelim ki liberal kesimler şu ya da bu şekilde bu süreçte bir şekilde paydaş oldular. Ancak gelecek inşa dönemidir.
Neyin inşası acaba? İnşa dönemi onların arzu ettiği gibi olmayacak. Yani özgürlük, hukuk, adalet olmayacak. Bu ne zaman diyor? Söyle, 2013. Benim Star'dan ayrılmam. Neden ayrılmam? Hepsi birbirine bağlı. Yani bu adamın yazı, söylem ve kitaplarında bir değişme var mı yok mu? Ben bunun üstünden bana gelecek eleştiriyi bakarım. Sonra da diyor ki, inşa dönemi onların arzu ettiği gibi olmayacak. Dolayısıyla o paydaşlar bizimle beraber olmayacaklar. Dün bizimle beraber şu ya da bu şekilde yürüyenler yarın bizim karşımızda olan güçlerle paydaş olabilirler filan. Yani bir şekilde Türkiye'nin hafızası 23 gün. Ben eski bir bakan dedi ki 23 günde Türkiye her şeyi unutur dedi. Şimdi ben ne zaman ayrıldım, niye ayrıldım? Bu İstanbul İl Başkanı'nın bunu başkalarından izin almadan, genel merkezinden böyle bir şey söylememesi mümkün değil. Bir inşa döneminden bahsediyor. Bunun bizim desteklediğimizin çok dışında olacağını ifade ediyor filan. Bir de siyaset çok güvenilmez bir tavır içinde. Kendi çıkarlarına göre her an tavır değiştirir. Ben siyasetçi değilim ki. Ben tavır değiştirmem. Ben askeri vesayete de karşıyım, kişi vesayetine de karşıyım. O vesayete karşı olduğuma gitti, başım belaya giriyor. Peki. Böylece buna da kısaca da olsa bir değindik. Şimdi o günlerden bugüne gelelim. Bugün... Yani eleştirenlerden ben rica ediyorum. Evet. 40 kadar kitabı var, binlerce yazım var. Onlarca televizyon programı var. Tutarsız bir şey varsa onu eleştirsinler. Başımın üstünde yeri var. Ama siyasetçinin çıkarları üstünden adam eleştirmesinler. O siyaset gözlüğüyle bilim adamı, düşünce adamı, yazar, çizeri eleştirmek. Tutarlı mıyım, değil miyim? Tutarlı olmasam zaten bu anlattıklarımla kendi yaşamımdaki dalgalanmalar örtüşmez. O Türkiye gayrimeşru oluyor. Türkiye meşruiyetten ayrılıyor. Türkiye kendi kurumsal yapısını ve anayasasını inkar ediyor. O zaman zaten herkesin başı belaya giriyor. Bu galiba daha tartışılacak ve hesaplaşılması gereken bir konu. Konunun bir boyutu o okuduğum şeyde. Bir de liberallerin eleştirisi vesaire, ama şu an zamanın yarısından fazlasını bu konuyla değerlendirmiş olduk. Onun için bugüne gelelim ve Türkiye demokrasi, ne kadar bir demokrasi varsa bu şartlarda seçime gidiyor. Nasıl bir görüntü görüyorsun İstanbul'un tekrar seçim, belediye başkanı seçimleri? Şimdi bir tane bir anekdot bundan, hem sorduğun soruyla bağlantılı. Bak, İstanbul'un adaylarından biri Binali Yıldırım. Evet. Beni Anayasa Mahkemesi bıraktığı vakit çok rahatlıkla, yani hiçbir sıkıntı duymadan kalktı, dedi ki AYM, Anayasa Mahkemesi dosya içeriğini bilmiyor. Halbuki Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu bugün Yargıtay'da bekleyen en son hali üstünden karar vermişti. Şimdi belki de siyasetçileri tartışmak, siyaset kurumunu tartışmak lazım. Şimdi bir insanın hayatıyla ilgili, o sırada başbakan söylüyor bunu. Ve çok rahatlıkla diyor ki 3. sayfasına baksa Anayasa Mahkemesi'nin bütün dava dosyasının en son hali üstünden değerli. Fakat bu kadar rahatlıkla doğruyu söyleyemeyen veya meclis başkanlığı, başbakanlık, şimdi İstanbul Belediye Başkanı adayı yapan bir adayla karşı karşıya. Sayıştay raporunu okumadığını söylüyor. Ha, ama bu çok vahim. Yani bir şekilde bir insanın hayatıyla ilgili bu kadar rahat, doğru olmayan bir şeyi ifade edip üstelik de başbakan kimliğiyle bunu yapan bir siyasetçi profili var. Onu da bu arada söyleyeyim çünkü hiçbir şey kaybolmuyor. Bak, bunu da tarihini söyleyeyim. Herkes gitsin baksın merak ediyorsa. Bir nasıl insanları yok etmeye çalışıyorlar siyasetçiler. O sırada güç bizde diye. 13 Ocak 2018. Yani ya Türkiye'de bütün demokrasinin hiçbir kuralı işlemiyor. İktisat fakültelerini kapatmak lazım. Eğer böyle yönetilecekse hukuk fakültelerini kapatmak lazım. Kala kala bunların hepsi yok olduğu için sandık demokrasisi kalmıştı. Şimdi evet. Orada da sandık demokrasisi de kaybedersem sandık demokrasisini de yok sayacağım gibi bir mesaj ortaya çıkıyor. Yani Türkiye çok sıkıntılı bir noktada. İstanbul Belediye seçimlerinden ziyade demokrasinin bütün kurumları yok edilmiş vaziyette ve buna karşı argüman olarak sandık demokrasisinin geçerli olduğu iddia ediliyordu. Şimdi kaybedersem onu da saymam gibi bir eğilim. Yani bundan sonra Türkiye'de sandık demokrasisinin bile geçerli olup olmayacağına yönelik bir süreci
pazar itibariyle göreceğiz. Şimdi son anketler hem de ciddi sayılabilecek bir farkla iktidar adayının kaybedeceğini gösteriyor. Senin tahminin bunun kabul edilmemesi mi iktidar tarafından, tümüyle sandık demokrasisinin kaldırılması mı, yoksa zoraki de olsa kabul edilmesi mi? Son İstanbul'daki bu anketlerin ortaya çıkmasıyla birlikte kural dışı yaklaşımların, eylemlerin, ya siyasette kaybetmek de var. Yani ben kendi yaşamımda böyle bir düzeyde kaybedeme korkusunun bu düzeyde harekete sevk ettiği bir siyasetçi tipi ve bir mantalite görmedim. Hmm. Bu da ürkütücü. Yani sen şimdi futbol oynayacağız diyorsun ama bunun kuralları, ya bir muhalefete düşersin. Sonra tekrar iktidar olursun. Yani bu siyaset turnikesinden geçtikten sonra bunun yerleri bellidir. Ya muhalefetlisin ya iktidar. İkisi de siyasetin parçasıdır. Ama ben İstanbul'u kaybedersem mahvolurum diye ve bunun için de, kaybetmemek için de elimden gelen her şeyi, kendimi inkar düzeyinde olup olmadığına, bu düzeyde bir anlayışın burayı yönetip yönetmesinin sorulup sorulmayacağı, yani hiçbir ölçü tanımadan, kural tanımadan, anayasa tanımadan, evet, yasa, bunu ben ilk defa görüyorum. Son bir gelişmeyi özellikle mercek altına almanı rica edeceğim. Bu Öcalan'ın açıklaması ve iktidarın bunu kendi çıkarları yolunda kullanma çabası. Nasıl yorumluyorsun bu? Yani bir şeyden ortalama mesaj. Zekada bir adam görüyor. Yani biz bu seçimi kazanmak için her şeyi yapabiliriz. Bu da çirkin ya. O işin o tarafı. Yani. Peki seçmende bir karşılık bulur mu? Bulmaz. Kürt seçmeninde? Yani bu bir şekilde bulmaz. Yani çünkü ya olup biten ortada. Yani Kürt oyları yüzünden kaybedeceğiz. O zaman ne yapalım? İşte bir şekilde enterne edilmiş bir noktadan, düne kadar her türlü hakaret edilen kişiden medet umalım. Yani bu çok, yani vehameti de çok ucuz. Yani gerçekten bunları yorumcular yorumluyor, televizyona bakıyorum dünden beri bilmem ne filan. Ya Türkiye insanın düzeni çok aşağıya çekiyor. Yani işte VIP'ten geçilir mi, bilmem moderatör kim, bilmem ne yaptı mı, işte bilmem bir mahkumun bilmem nasıl çıktığı belli olmayan bilmem mektubundan, bu özgürce söylenmiş şeyler değil, şu değil, bu değil, bilmem ne değil. Yani herkes bunları artık tartışmayacak kadar alt düzey. Yorum yaptığın vakit senin değer kaybedeceğin şeyler. Bunu hiç kimse bir şekilde, yani olup biteni izleyen hiç kimsenin bunlarla ilgili karar değiştireceğini düşünmüyorum. Sana bir şey söyleyeceğim. Yapay zeka 2030 yılında 800 milyon çalışanın işini yapacak. Bak Türkiye bütün bu siyaset bilmem ne, illa aman abi böyle şunu yapalım, her şeyi yapalım filan. Hiçbir kural, ahlak mahlak tanımayalım. İstanbul seçimlerini kazanalım. Her türlü kendimizi inkar edecek şeyi de yapalım. Ama muhakkak alalım filan. Ama bir tane çip üreten tesisi yok buranın. Yani 21. yüzyıldan tamamen kopmuş. Dış politikasını da ondan götüremeyen, iç politikasını da ondan götüremeyen, işte bu eski il başkanının inşa etmek istediği şey neyse bizi, evet, getirdiği nokta da bu. Peki şimdi dış politikada dediğin son 3 soru galiba. Onlardan birincisi büyük bir soru olacak ama çok kısa zaman dilimi, programcılık, sunuculuk böyle bir haksızlık yapma hakkı veriyor bize. Tabii, memnuniyetle. Dış politika nereye gidiyor? S-400'ler. Ben 21. yüzyılın analizini yaparak ancak bir yeni dış politika üretilebilir. 21. yüzyılın dinamiklerini analiz etmeden bir dış politika yapılamaz. Ya sen NATO, Batı, AB üyesisindir. Onun gereklerini yaparsın. Yani demokrasi, hukuk, ekonomi, temel hak ve özgürlükler, bu kurumların ve bu değerlerin takipçisi olursun. Bir taraftan ben bunların canını okuyacağım. Ama bir taraftan da bu kulübün içinde kalırım dersen bu mümkün değil. Onun için de bir şekilde eğer siz beni bu değerleri, demokrasiyi yok sayan anlayışımı tolere etmezseniz başkasına kaçarım dediğiniz vakitte bu çok büyük sıkıntı yaratıyor. Yani bu kulübün içinde kalacağım ama değerlerini uygulamayacağım. Eğer buna karşılık yaptırım getirirseniz de komşuya kaçarım gibi bir anlayışla dış politika olmaz. Peki. Olmuyor da zaten. Son iki konu biraz özel gibi, evet, ama tam da özel değil. Ahmet Altan nasıl, neler yapıyor, görüşüyor musunuz?
Ahmet Altan bir şekilde içeride muazzam bir zulmün hedefi halinde. Çünkü dosyası benimkinden farklı değil. Konuşma ve yazıdan suçlanmıştı. Televizyon konuşmasının suç olmadığı benim Anayasa Mahkemesi kararında saptandı. O televizyon konuşması ki bunu müthiş algı operasyonu yaptılar. Hiçbir suç yok. Bu sabit. En üst mahkemede. O zaman geriye kalıyor 3 yazı. Hala 3 senedir 3 yazı için diye tutuyor. Demek ki iyi saatte olsunlar kızıyor. Hukuk olmadığına göre. Ama şeytan kulağına kurşunun morali ve sağlığı iyi. Tabii en önemli şey içeride yazdığı kitap. Ona dünyada bu zulüm nedeniyle de hem kitabının değeri hem bu ağır zulüm nedeniyle de muazzam bir edebi itibar getirdi. Kaç dile çevrildi? Şu an çevrildi galiba 15. Türkiye okuru ne derece tanışabildi? Şeyden bahsediyoruz, dünyayı bir daha gördüm. Evet, içeride yazdı 19 deneme o. Onu kim yayınlayacak? Evet, kim yayınlayacak? Peki. Son soruda ben Büyük Usta Çetin Altan'ı hatırlayalım derim. Yaşasaydı eğer yarın 92 mi olacaktı? Evet, 92. 92 olacaktı. Evet, şimdi, teşekkür ediyorum yani bu şeye. Yarın çünkü onun yaş günü. Allah ben de hazırlık eylesin. Yaparken çok önemli bir şey sana da soru olarak yönelteceğim. Düşüncelerini bir de duygunu soracağım bir konuya bakınca. Bu çıkmıştı karşıma bir taraftan. O öteki konu tarihi 1 Şubat 2009 Aya İrini. Erdoğan Çetin Altan'a ödül veriyor. O kültür ve sanat büyük ödülünü veriyor ve çok güzel bir konuşma yapıyor ben Erdoğan. YouTube'da. Evet var ve orada diyor ki statüye karşı, statikoya karşı değişimdir bu. Tahammülsüzlüğe karşı zor bir yürüyüştür. Türkiye Çetin Altan'ı 300 kez mahkemelere götüren Türkiye değildir. Nazım Hikmet'i 12 yıl hapislerde çürüten Türkiye değildir. Daha fazla özgürlük gelecektir diyor. Ödülü veriyor. Daha sonra Çetin Altan'ın oğullarının öyküsü malum. Ölümde ben taziye de duymadım. Taziye de duymadım. Yani neden? Bu neler sana hissettiriyor? Bu senin hislerini getirebilir istersen. Ya benim siyasetçi. Yani Türkiye'de siyasetçinin çıkarı var. Ne devleti var o anlamda siyasetçi için, ne kuralı var, ne anayasası var, ne hukuku var. Burayı ele geçirenin keyfi çıkarlarına göre bir yayık ayranı gibi çalkalanmak isteyen talihsiz bir toplum ve ülke ve devlet. Yani ben 30 yıl İstanbul Üniversitesi'nin hocalığını yaptım. Ve çok haksız, hukuksuz bir şekilde ve artık zerafet demiyorum. 30 yıllık suç işlememiş bir adama atmak, zariflik, zerafet onlar zaten kalmadı. Anayasayı dinlemeyen mahkeme üyelerine bu Adalet Bakanı'nın başında bulunduğu Hakim Savcılar Kurulu Yargıtay üyesi yaptı. Yani şeyi gördüm. Acaba Türkiye'yi fazla mı ciddiye alıp abarttık? Acaba Türkiye diye bir yer var mı? Devleti var mı? Kurumu var mı? Anayasası var mı? Onun minik bir örneğidir bu konuşmayla sonra benim bu halde olmam arasındaki fark. Peki çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Mehmet Altan'la konuştuk bugün. Bir dönem ekranlarımızda sık sık gördüğümüz ama yıllardan beri pek fazla görmediğimiz, belki de hiç görmediğimiz Mehmet Altan bugün T24'ün konuğu oldu. Değişik konularda bizim sorularımızı cevapladı, yorumlarını iletti. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.